Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akam'ın 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin basın açıklaması. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü gücünü 3 kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor. Tarihe Mirabel kardeşler olarak geçen bu üç kadın ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün yandaşları kardeşlere önce tecavüz etti. Sonra da öldürüp uçurumdan aşağı attı. Vahşice katledilmeden önce Maria Mirabel'in şöyle demişti: "Belki bize en yakın şey ölüm. Ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz." 61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak bir yandan örgütlü gücümüzü artırırken diğer yandan dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktürkboz, "Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm," demişti. Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz. Ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen yıl sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdik. Ve genel merkezimizde Alo Şiddet Hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize Yaşam Hak adını verdik. 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin fiili kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var. Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı, şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce kadın bugün hayatta olacaktı. Katiller yatarım 3-5 ay çıkarım rahatlığıyla hareket etmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmeyecekti. Süreli, nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışan haklarımıza koruyucu kalkan olacaktı. Bu süreçte hakkında uzaklaştırma kararı bulunan birçok erkek kız kardeşimizi hayattan kopardı. Nermin Ul 4 yıl önce boşandı. Meyil Ağa'ya yönelik "beni öldürecek" diyerek koruma kararı istediği karakoldan dönerken sokakta aynı erkek tarafından öldürüldü. Sivas'ta yaşayan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Mevlide Parlak yemek yapmadığı bahanesiyle evli olduğu Rahmi Parlak tarafından öldürüldü. İstanbul'da yaşayan 32 yaşında 2 çocuk annesi Ulviye Ava ikinci eş olma teklifini reddettiği bahanesiyle Mehmet Demir tarafından öldürüldü.
56 yaşında Behi Çakır boşanma aşamasında olduğu Ali Çakır tarafından 500 TL nafaka istediği bahanesiyle öldürüldü. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı 15 bıçak darbesiyle katleden Orhan Muniz'e aşırı sevgiden öldürdüğü gerekçesiyle tutku indirimi uygulandı. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına ilişkin internet araması yaptılar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Önceki yargı kararlarından cesaret aldılar. Değerli basın mensupları, bu ölümlerin ve şiddetin sebebi uygulanan politikalar değilmiş gibi AKP sözcüsü Ömer Çelik çıkmış, toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir diyor. Günaydın. Sanki 19 yıldır iktidarda olan onlar değil. AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet de arttı. Çalışabilen nüfustaki her 3 kadından ikisi işsiz. Her 2 kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar eşit işe, eşit ücret almıyor. Bizler ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar dayatılan bir hayata reva görüldü. Bizler AKP'nin kadın cinayetlerini fıtrat ve kader söylemine mahkum ettiğimizi unutmuyoruz. Değerli basın emekçileri, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizde yol haritamızı 6 ayda 6 kolaylık başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk 6 ayda ne mi yapacağız? 1. Kadına yönelik şiddette mücadelemiz derhal başlayacak. Kadına şiddet davaları için özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'dan ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hakim ve savcı ile tüm adli makam çalışanları kadına şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayanların İHAL indirimden yararlanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılıkta fiziki şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacak. İktidarımızda kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak. 2. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan aile destekleri sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlayacağız. Bu destekleri hanedeki kadın adına bankada açılan hesaba yatıracağız. 3. Kadın istihdamını artıracağız. Ev kadınlarına iş, eve aş sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ'ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını artıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan KOBİ'lere aile destekleri sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet memuriyetine alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az %35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde %35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki vereceğiz. 4. Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturacağız. Eşinden boşanan kadınlara aile destekleri sigortası kapsamında kuracağımız yeni başlangıçlar fonu taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Kadınlar çalışmıyorsa istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürecekler. 5. Doğum izni uygulamasını geliştireceğiz.
doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklar. 6. Güçlü bir kadın sağlığı programını başlatacağız. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusunda en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocukların sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserlerini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde eş zamanlı olarak haykırıyoruz. Geliyor gelmekte olan.